Vaxtınız xeyr olsun. Cumhuriyet dönemi geldikten sonra dedik, Cumhuriyet dönemini zaten kuranlar asker idiler. Uqadailər, Albay idilər, Dubat idilər zaten. Xatırlarsanız Dubat el-Ahrar tanظيمından konuştuq, özgür subaylar organizasyonundan konuştuk ve, de, ve dedik bu organizasyonun ki, kurulduğu 1948'den sonra Arap İsrail savaşından sonra ve Filistin işgalinden sonra kuruldu. Buların bu tanzimin doğru çok uydu. Melekiyet dönemi Irak'ta bitsin ve cumhuriyet başlasın. Ve bunların da daha sonra en önemli müessisi kim idi bunun dedik? Rıfat el Haç sırrıydı. Ve daha sonra da edebildi Abdülkerim Kasım edebildi bu organizasyonun, bu tanzimin başına geçsin. Ki 14 Temmuz 1958'den sonra da zaten Irak'ta hükmü özü alsın. Buna göre de o subaylar var idi, o tanzimin içindeydiler, dubbat var idi, tanzimin içindeydiler, o organizasyonun içindeydiler ki özgür subaylar organizasyonuydu. Bunlar doğal olarak, normal olarak ve bir tabii bir şekil olarak Baqlidlər Cumhuriyet qurulduqdan sonra ya da Cumhuriyet olduqdan sonra Baqlidlər özlərinə böyük bir mansablar verilsin. Çünki dövrləri çox idi sonruqda cumhuriyyətin qurulmağında və məlikiyyətin bitməyində. Amma özlərinə mansab verilmədiyində aralarda Cumhuriyet yəni qurulduqdan sonra bulubbatların arasında, bu subayların arasında çok ihtilafat olmaya başladı. Bir görüş ayrımı oldu. Yani afkar ayrımı oldu. Ve bir de manasıb müşkilesi araya geldi. Bazı beklerdi mesela Kadam olsun Irak ordusunun başına geçsin tam olarak. Bazı beklerdi özne bazı e, muhimmeler verilsin. Ama olmadı. Bazı beklerdi özne mesela Vüzaret Difa verilsin, Vüzaret dahiliye verilsin, İçişleri Bakanı ya da Savunma Bakanı vermeyince bu butun bu subayların içinde zaten bu konuyu işlemeye başladı ve e, cumhuriyet Abdulkerim Qasım'la ve yardımcısı Abdüsselam Arif'ten bunların aralarında bir ihtilaf olsun. Zaten gid gide bu ihtilaflar büyük olmaya başladı. Böyle oldu Abdulkerim Qasım'la yardımcısı Abdüsselam'ın ar arasında bile ihtilaf olsun ve aralarına zaten açılsın koydu yağın ve başladı her kişi öz tarafıyla Bunların en büyük etkisi oldu tabii ki Irak'ın üzerinde. Bir başka bir konuydu ki Irak'ın üzerinde etkisi oldu. Geçen bölümlerde de anlattık ve bu da e, her bölümde de özellikle de son dönemlerde yani 1952'den sonra ki meydana geldi. Bunun da üzerinde çok işledik. Cemal Abdülnasır'ın Mısır'da gelmeği ve melekiyet bitmeği. Ve daha sonra 1958'de Suriye'den Mısır'ın bir Birleşik Arap Devleti kurmaklar ne de bir cumhuriyet kurmaları sebep çokuydu Irak'ın üzerinde çok olaylar yaşasın. Ve o cumhuriyet ki kuruldu Irak ya da Suriye Mısır Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin etkisi çok oldu Irak'ın subaylarında, Irak'ın ceşi üzerinde, bilhusus ve kavmilerin üzerinde. Sonuçta o dönemde, yani 1952'den sonra ve özellikle 1958'den sonra Cemal Abdel Arap alamının bir kahramanı, bir batalı oldu. Kavmiler tarafından, ırkçılar tarafından. Abdülkerim Kasım hükme geldikten sonra, bu belki de biraz gücüne gitti ki Cemal Abdülnasır'ın Irak'ta daha çok sevinli, daha çok saygı gösterildi, ihtiram edildi özüne, özünden, şahs özünden Abdülkerim Kasim'den. O yüzden Cemal Abdülnasır'dan hiçbir vakit bir araya gelmedi Abdülkerim Kasım ve her zaman e, uzak durmaya başladı. Ve o sesler ki yükseldi bazı subaylardan ki biz de katılağın ee, Birleşik Arap Cumhuriyeti'ne ki Suriye'den Mısır'ın arasında oldu. Abdülkerim Kasım bunun kanşarında durdu. Ve buna göre de subayların içinde, Irak subaylarının içinde bir hareket oldu ya da bir grup oldu, bir mecmua oldu. Onlar tam olarak Nasiri adlandırıldı, ad verildi özlerine. Yani nisbeten Cemal Abdül Nasır'ın cemaatidiler, Cemal Abdül Nasır'a iman getirenlerdiler. Bunların bu konuların etkisi çok Irak'ın üzerinde ki sebep oldu Cumhuriyet dönemi o başta ki başta da Abdülkerim Kasım dönemi ki 58'den 63 Ekim'in devam etti. içinde çok büyük bir şekilde facialer olsun. En birinci bir facia ise ya da birinci bir olay ise yaşandı Cumhuriyet Abdülkerim Kasım döneminde o da Şavvaf hareketiydi. Elbette bazı da diğer şevvaf inkılabıydı. Abdülvahab-ı Şevvaf özü bir akidiydi, bir albayıydı. Daha önce 1953'te Melekiye döneminde zaten Tanzim-i Zubat-ı Ahrar'a katılmış idi. Özgür Subaylar Organizasyonuna katılmış idi abdülvahab Şevvaf. Ve onun da yanında dedik kim var idi? Refat-ı Hac, Sirri var idi. Nazım-ı Tabakçeli var idi. Bunlar mağruf adlar idiler ki o dönemde ve bugün kimin de zannedersem siz de yerli seyirciler çok büyük bir şekilde büyük bir kısım bu adları eşitipti. Bunlar hapsi tazim oldu batır ahrardan idiler. 58'den sonra Abdülvahhab Şevvaf bekledi özüne Irak ordusu verilsin. Yani bir kaid am ev hakem am fil Irak olsun. Ama Abdüsselam Arif buna karşı çıktı. Vermedi özne bu mansabı. Ve edebildi Abdülkerim Kasım'ı ikna etsin ki bu adama bu mansab verilmesin. Ne verildi özne? Bir cüz'i bir mansab verildi özne. O da Musul'un gitti. Musul'un güvenlik başına, yani emniyet başına geçti. Kaedil Fırkal 3 oldu. Bu Abdülvahhab-ı Şevvaf'ın bu biraz dağına gitti. Yani istihkakı ve ki ennehu hak bir yere gelmedi. Çünkü 1958 inkilabında rolü devri çok uydu. Bu takriben diyebilir. Birinci sebebiydi ki koydu Abdülvahhab-ı Şevvaf düşünsün Abdülkerim Kasım üzerine inkilab etsin. Biz diğer iki adı da verdik. Nada rıfat el haç sırrı özellikle. Onlar sebep neydi? Onlar da mansab beklediler Özellikle Rıfatil haç sırrı bekler de özüne savunma bakanlığı versin. Uzarı difa verilsin. Çünkü özü zaten tanıdığı el ahrarı Kur'an özüydü. Muessiz fikre özünden idi. Ama ona da verilmedi. O da tehmiş edilince başladılar bunlar Abdülkerim Kasım'ın zıddına işlemeler. Bu təqribən birinci bir səbəbi idi. Qoydu Abdulvahab Şawaf və Özidan qrubu. O bir subaylar bir belə inqilab qaxsınlar. İkinci bir səbəb isə ki, qoydu Abdulvahab Şawaf bu Konya elinə atsın. O da Abdulkarim Qasim şüuiyyətə çox yaxın olmağa başladı. Və tam olaraq da indiki mində belə müəllimdə Abdulkarim Qasim özü şüuiyyətə və hökuməti də şüuiyyətə Bu səbəb nə idi Abdülkərim Qasim Şüyi sistemində? Şüyi lərə çox bir macal versin İraqda. Çünki Qeynar şəhərində zaten qavmimçilər var idi. Qavmimçilərin müşkiləsi isə işte istirdilər gerə dönüq Diyarəcəmal Abdülnasir iltəha qət sünnər və bir Ərəb e, Birleşik Cümhuriyyətin iltəha qət sünnər belə olsun. Misr, Suriya, İraq birleşik bir cümhuriyyət olsun. Bu Abdülkerim Kasım bunu istemediğini hissetti çok yalgız kaldı. Eğer şuiyetten olmasa kavmiçler vazgeçti özünden. Öz de o fikreyden dövülüydü. Kalktı şuiyete fazla macal verdi Irak'ta. Ve ona göre de kavmiçlerin bu çok danına gitti. Irkçıların bu çok danına gitti. Bir diğer sebep ise şov hareketinin olmak için Abdülkerim Kasım bir karar verdi. İstedi bir festival yapsın, bir mehrecan yapsın. Mehrecan Ansar-ı Selam. 6 Mart 6 Adar 3. ayın 6'sı 1959'da Musul'da. Bu mehercana kakanlar kimiydi? idi? Şiyu ilariydi. Bilirsiniz Musul o fetreni konuşağın. Belki de bu fetraya kiminde bu şekilde Musul'dan bu şekilde bir intiba var. Tam olarak bir milliyetçi, bir e, muhafazadı ya da bir ildi. milliyyəti də çox rıqçıdır, qavmiçilik var özlərində, ərəbcilik var özlərində. Əbdülvəhhab Şawaf ki, Musulda əmniyyət sorumlusu idi, idrak etdi bir belə festivalin, bir belə mərhacanın Musulda yapılmağı bu təhdiddir Musulun xalqının ya da Musuldakı insanların görüşünə, fikrinə ki, onlar qavmiçidilər, milliyyətçidilər, ərəbcidilər. Kalkırsan sen Şiu'iyyatı getirirsen Musul'un vasatında bir mihracan etsin. Bunu hissetti bu. Abdülkerim Kasım en kastına bu konuyu edir. Ta ki Musul'da kavmiyatçılığı, milyatçılığı vursun. Abdülvahhab-ı Şevvaf Abdülkerim Kasım'ın yanına gitti. Ve bir böyle bir şey Musul'da yapılmamağını istedi. Ve böyle bir şeyin yapılmağını Musul'da etkisinin ya da avakıbinin vahim olduğunu bildirdi. Çünkü belki olabilir festival esnasında bazı gruplar hücum ederler arada bir çatışma çıkar ve bu da büyük bir sorun yaşadı. Ama Abdülkerim Kasım ısrar etti 3. ayın 6'sı 1959'da bu mehrecen bu festival yapılacaktı Musul'da. Şüiler tarafından. Festival yapıldı üçüncü ayın altısında yapıldı. Ama Abdülvahhab-ı zaten ondan iki gün sonra 8 Azar 1959'da, 8 Mart 1959'da inkılabına kalktı. Ve istedi Abdülkerim Kasım hükümetini devretsin. Özüden çok sayıda aslında tayyarlar vardı, pilotlar vardı, albaylar vardı, akidler vardı bu konuyu istediler, necahat getirsinler, inkılaba. Ama inkılap nacih olmadı, feşelet getirdi. Nişin feşelet getirdi? Çünkü Abdülkerim Kasım emir verdi, kuvvet cevviyeye, hava kuvvetlerine güvenliğine emir verdi, Musul tam olarak kasfedilmeye başladı. Sonuçta Musul'da o kadar tayyara yok idi. Her ne kadar pilotlar vardı, tayyarlar vardı, Abdülvahhab Şevvaf'ın inkılabında da müşareke ettiler. Ama o seviyede dövdü ki, Bağdat'ta var idi. Ve edebildi Abdülkerim Kasım bu inkılabı tam olarak bitirsin ve Musul'daki bütün askeri üstleri kavaidi tam olarak vursun, kasf etsin. Abdülvahhab Şevvaf zaten bu kavaidlerin birisindeydi. Bu üstlerin birisindeydi. Kasıf esnasında yaralanmışydı. Yaralandı, hastakhanaya götürüldü. Ama Abdülkerim Kasım'ın adamları edebildiler ya da Şiuiler daha doğrusu edebildiler. Hastakhanada Abdülvahabi Şevvaf'ın üzerine girsinler ve hastakhanada Abdülvahabi Şevvaf'ı öldürsünler. Dedik inkılaba kakanlar ya da iştirak edenler Abdülvahabi Şevvaf'tan Nazım-ı Tabakçı'ydı ve en büyük adları ki sayram Rıfat-ı Hac Sırrı'ydı. Bunlar da yakalandılar. Ve mahkemeye de verildiler. Bu inkılaptan dört gün sonra gene büyük bir soykırım, bir meczere yaşandı. Tam olarak Musul'un ögde gelen insanlarından, mutakkaflarından ve bazı aşiret liderlerinden 17 nefer tutuklandı. Tutuklandı ve bunlar mahkemeye verildiler. Nece bir mahkeme? Şuüler musulun içinde ve bir mektabı bir mahkemeye çevirdiler ve bir yani bir mahkeme sıvariaydı. Aslı faslı yokuydu. Yani hani yargı oturup kaza oturup hüküm verildi. bir böyle bir şey değildi. Adı mahkemeydi. Bu 17 nefer'e o mektabın içinde, o tane uyanın içinde, orta okulun içinde eydam hükmü verildi. Ve bunlar götürüldüler. Bu 17 nefer tam tamına Demilmace diye bir bölge var idi. En Demilmace su gelirdi üstünden. O bölgeye aparıldılar. Ve o bölgede 17 neferi idam ettiler. Remi ettiler. Ve buna da dediler Demilmace soykırımı. Peki mahkeme Bağdat'ta da mahkeme kuruldu. O da Mahkemet-i Tevriye yeda e, Mahkemet-i Mehdawe dediler özünə. Mahkemet-i Tevriye naظم-ı tabaq-ı çelidi. Rəf'ət-ül Hac Seridi və özü ilə çox sayda bir oqada varidi, lubbat varidi, tayırlar varidi. Bular mahkeməyə verildi. Təbii ki, həbsinin haqqında təqribən çoxunun haqqında daha doğrusu qoydu yağın, çünki bəzi kimsələr varidi, onlar həbs cəzasına çarpldılar. ama bir girimçi subay var idi, girimçi zabıt var idi. Bunlara idam hükmü verildi. Ve böyle oldu o mahkemenin hani mahkemetin mehdavi diyerdiler, özen mehdavi diyerdiler. Çünkü reis mahkeme Albay Akit Fazıl mehdaviydi. Ve özü hükmederdi, istediği ta ki hükmederdi. Onu idam ya da bunu sicin ya da onu bera çıkardırdı. O, ve sahâle ilâmin kanşarında, televizyon kanşarında iftihar etti ve yani öz için bir büyük bir incaz saydı ki Abdülvahâb-ı Şevâf'ı da biz öldürdük. Ve bunu da tehdit etmeye başladı. Bundan sonra kimin sesi yükselirse hükümete kanşar, sorsuz suarsız idam olunacaktı. Ve bu mahkemede karar çıkarttı. rıfat el Hâç Sirri ki özü müessisiydi. Ve fikre özünden idi. Tanzim-i Dubbat-ı Ahrar'da idam hükmüne çarpırıldı. Ve nazam-ı tabakçeliğinden de birlikte. Ve bu subaylar, bu girimki subaylar üç defada idam edildiler. Birincisi, 5 Nisan 1959'da dört tane pilot, dört tayyar idam edildi. Fazla çekmedi. 25 Ab, 25 Agustus, yine 5 Ağustos, gene 1959'da beş tane subay İdam edildi. Sahat Ummul Tabul'da. Üçüncü bir defa ise 13 subay idam edildi ki içlerinde tarafı Atil Haç Sırrı ve nazım Tabakçeli var idi. Bunlar da 20 Eylül 1959'daydı. <laughs> Böylece bu hareke şevvaf harekası feşelet getirdi ve olay bitti. Ama bu harekanın ya da bu inkılabın ve Abdülkerim Kasım'ın tepkisi bu inkılaba kanşar Musul'un üzerinde etkisi çok oldu. Tayralar kasf başladı ve Musul değiller haftalarca bela oldu şiuilerin elinde kaldı. Şiuiler tükanları çalmağa başladılar, milleti öldürmeye başladılar ve en küçük bir kimse eğer müttehem ise görülüpse özünden kavmiçilik, milliyetçilik, Arap milliyetçiliği tutuldu ve sicine altıldı ya da budu öldürüldü. Bu da Musul üzerinde tabii ki hareket durdu, tükanlar kapatıldı, çalındı, ekonomi olarak millet çok zarar gördü, millet aç kaldı. Ta ki bir de olaylar yolunu Aranı kimin, o musul normal hayatına dönene kimin? harekânında etkisi gene çok uydu Abdülkerim Kasım'ın politikası üzerine. Özellikle de subaylardan, yani o ilişkisi ki ilakası var idi Dubbat'tan, sonuçta özü Dubbat getirdi özünü hükme ki özü de bir davetiydi. Bu hareket, Şevvuf hareketi ki 8 Mart 1959'da oldu, sebep oldu tam olarak Abdülkerim Kasım yarın 180 derece değişilsin ve taamülü, muamelesi raftarı subaylardan çok farklı bir şekilde olsun. Çünkü bu hareketten sonra Abdülkerim Kasım artık subayları neredeyse diyebilecek yavaş yavaş atmaya başladı, tutmaya başladı, öldürmeye başladı ve bazen de mansuptan çıkartmaya başladı. Ve tam olarak bela oldu özünün sulta hani derler infirad etmeye başladı sultada. Yani etrafındaki insanlara artık hiçbirisine güvenmirdi. Ta en yakın arkadaşına ve yardımcısına Abdüselam Arif'e bile güvenmemeye başladı. O yüzden hükümde özü infirat etti. Bir tek özüydü ve bir de Hizbil Şiu'iydi. Şiu'ilerin Musul'da bu yaptıkları iki şey ele geçirdiler. Birincisi zaten destek bu inkılaba destek Abdülvahhab Şovaf'ın inkılabına destek tam olarak yazılana göre Arap Birleşik Cumhuriyeti'nden gene gelirdi. Gene Cemal Abdülnasır'ın doğru ve o Birleşik o Cumhuriyet Arabiyel Muttehidenin doğru çok uydu bu yani üzerinde. Destek oradan gelirdi. Ve diline göre bir radyo verilmiş idi ya da radyo beth olunurdu ta ki bu harekâni devam etsin ve bu hareketi millete bildirsin. Ve sefir Cumhuriyet Arabiyel Muttehide ki Bağdat'ta var Yani Arap Birleşik Cumhuriyeti'nin büyük elçisi Bağdat'ta gene rolü çok idi. Cemal Abdül Nasır'dan ya da Birleşik Cumhur Arab Cumhuriyeti'den Abdülvahab Şevvaf'ın arasında iletişim kurulma ve bir irtibata geçilmeğe. Ve o yüzden de değiller Abdülkerim Kasım zaten ondan sonra subaylardan tam olarak raftarında geçti. Şiuiler bu konuyu yaptıktan sonra bu hedef buydu. Bundan sonra artık o emel var idi. O umut var idi ki Irak'ta Arap Birleşik Cumhuriyeti'ne katılı Mısır ve Suriye'ye katılı o tamamen bitmiş oldu bu hareketten sonra. Yani artık bir nokta koyuldu bundan sonra o cumhuriyete girmek imkansız oldu. Her ne kadar tabii ki bazı kimseler var idi. Abdüselam Arif birinci nefer idi ki özü bir Nasır idi. Cemal Adın Nasır'ın hayranıydı. Ama bu koydu Şiiler bitirsin bu konuyu. Hatta şiarlarında Şiilerin şiirlerinde ki Musul'da verirdiler özünü. Millete kanşar tam olarak bunu deyirdiler. Cumhuriyetek ya Abdülkerim müstehil ıtsıyır iklim iklim yani üçüncü bir iklim Mısır, Suriye ve Irak olsun ve bir Irak bir iklim olarak o cumhuriyete katılsın. Müstahil ıtsır iklim. Bu birinci bir e, hedefiydi ki bu tahkik olundu ve şiiler edebildiler bunu etsinler. Bu inkılabı peşalatlığından sonra. İkinci bir şey ise ki şiiler elde ettiler bu inkılaptan sonra o da şu ilerin rolü, devri çok oldu Irak'ın üzerinde. Ve Abdülkerim Kasım böyle oldu Şuhiyete tam olarak yüzde yüz güvenmeye başladı ve özlerine kafet salahiyet ve kafet sulta verdi. Ki bu da sebep oldu daha sonra gelecek bölümde Arna özünü 14 Temmuz 1959 Türkmanlar hakkında yapılan katli hamçi Kerkük'te oldu. Səbəbi buydu. Zaten Abdülkərim Qasim şüiyyətə çox böyük bir şəkildə önəm verməyə başladı və özlərinin nərdeyisə hökümdə şərik etməyə başladı, tam olaraq özlərinə güvənməyə başladı. O, e, o, o şüiyyələr belə oldular, Abdülkərim Qasimi mütaləbə etdilər sultatda, hökümdə artıq bizdən sən şərikik, çünki biz olmasaydık Abdülvahab Şəwafın hərəkəti Mosulda bitməz idi. Həlbittə, bu şüəilərin də əsl hədəfləri də şüəiyyətçilik döyğülüydü. Əsl hədəfləri əslində yenə irqçılıq idi, yenə qavmiyyətçilik idi. Bu Abdulvahab Şavafın hərəkəsi vədaha sonra bitməyi fəşalət gətirməyi böyük bir səbəbi idi. Abdulkarim Qasim hökuməti darbələrə uğrasın daha sonra melekîyet döneminde dedik, terakumat vardı. Birleşti, yığıştı, yığıştı. Daha ki koydu 1958'de Abdülkerim Kasım özü inkılap etsin. Aynen terakumat olmaya başladı Abdülkerim Kasım'ın zıddına. Ta ki koydu 8 Şubat 1963'de bu sefer Abdülkerim Kasım'ın üzerine inkılap yapılsın. Ve böylece bu birinci bir faciaydı ya da birinci bir hareketti ki Abdülkerim Kasım'ın zıddına işlenildi. Ve ondan da sonra, bundan da sonra zaten Irak yenge bir merhaleye girdi. O da şuiyet hakim olmaya başladı Irak'ta. Gelecek bölüm görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.